Hatta ülkemizin en değerli festivallerinden biri İstanbul Tiyatro Festivali yakında başlayacak. Bu yıl 26.sı gerçekleşiyor ve bu yıl bir farklılık var tiyatro festivalinde. E, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde gerçekleşecek ve önümüzdeki yıl biz yine Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde bir festival daha izleyeceğiz. Ve yanımızda elbette Doğayan İsimlerimizden biri sevgili Işıl Kasapoğlu hocamız yanımızda ve Okan Bayülgen bu sene tiyatro festivalinde olacak. Ve tüm bunların hepsini konuşacağız vakit yettiği kadar. Öncelikle Işıl hocam sizi programımızda ağırlamak büyük bir <laughs> şeref teşekkür bizim ya, için. Çıkmıyorsunuz ya. çünkü normalde. Ama hem de festivalde olmanız ve bu festivale ışık Işıl Kasapoğlu gözünden yön vermeniz ve bu kadar zengin bir festival hazırlamanız İstanbullar için ayrıca büyük keyif. Onun için de çok teşekkürler. Ee, öncelikle müsaade ederseniz festivalin genel olarak e, havasından başlayalım istiyorum. Sonra oyunlara geleceğiz. Ee, tabii sizin dokunuşunuz bir başka. Biz onu programa baktığımızda hissediyoruz ama e, siz bunu nasıl tarif edersiniz? Nasıl bir dokunuş yapmak istediniz ve nasıl kurguladınız 26. İstanbul Tiyatro Festivali'ne? Valla yani bütün festivaller e, var olma nedenleri var bütün festivallerin o festivaller yeni aktörler yeni yönetmenler çıkarmak zorunda ki ondan sonra devam edecek festivaller buradan örnek alsınlar ve daha ileriye gitmeye çalışsınlar festivallerin bence bir anlamda bütün insanları o bölgenin insanlarını bir araya birleştirip bir arada birlikte bir sanat şöleni Yaşamanın dışında bir de böyle görevleri var. Yani e, yıllardır hep kendime sorarım, işte o festival kaç tane aktör yaratmış? O festival kaç tane yeni yönetmen ya da yeni kumpanya e, doğurmuş ve Türk tiyatrosuna nasıl e, bir yararı dokunmuş diye. Çünkü istesek de istemesek de bütün Avrupa'da İstanbul konuşulduğu zaman İstanbul'un festivalleri mutlaka konuşuluyor. Yani caz festivali olsun, film festivali olsun, biennal olsun. Yani İKSV'nin e, yaptığı bütün festivaller İstanbul'u anlatırken çıkıyor. Yani hem İstanbul'u hem de bütün e, dünyaya duyurulmuş oluyor. Diğer taraftan festivalin genel yapısı içine baktığım zaman yıllardır birçok oyun vardı yapılmalı diye düşündü. Yani niye bu oyunlar yapılmıyor? Niye tam bugünü burada bu anlatıyor? Bugün bakın ne kadar benzeşiyor. Shakespeare yazmış ya da Molière yazmış ya da Çehov yazmış, Haldun e, Taner yazmış, Ferhan yazmış. Yani yıllardır ve tam bugünün oyunları e, diye ve biraz oradan yola çıktım. Yani e, yıllardır görüp Yapılsa ne iyi olur bu oyunlar dedim. Şansıma da bütün meslektaştaki arkadaşlarımla her konuşmamda bir takım birliktelikler kurabildik ve birlikte yürümeye karar verildi. Ve onlar şimdi kendi oyunlarını e, yapıyorlar. Ben de mutlu bir şekilde seyrediyorum. Herkes gibi, ben de seyirci gibi sonuçları ben de beraber göreceğim. Ama ben de heyecanlıyım sizler kadar ne çıkacağına <laughs> dair. Yani Okan sağ olsun hemen üçüncü Richard bence çok şey bir, önemli bir e, şeydi Okan'ın üçüncü Richard oynaması. E, diğer taraftan Ferhan'ın e, şahları, şahları, da, da vururlarıyla birlikte ses tiyatrosunun açılımı önemli evet. bir şeydi. Ben festivalde mutlaka bu tür tiyatroların açılmasına da katkısı bulunması gerektiğini baştan düşündüğüm için hatta Kenteri'de bu konunun içine almıştım. Kent Er Tiyatrosu'nun. Ama büyükçe belediye henüz tamamlayamadı. Oradaki İnşallah işlerini. seneye oldu hocam. İnşallah seneye de Kent Er Tiyatrosu'nun açılışını yaparız. Ama festivalde daha sonra anlatırım ama e, yani işte Ali Poyraz ondan Zülfü Livaneli'ne e, Zülfü Livaneli ilk defa tiyatro için oyun yazdı örneğin. Evet. Ben de bunu duyduğumda <gülüyor> <gülüyor> niye festivalde yapmıyoruz e, oyunu? O da Memnuniyetle kabul etti. Şimdi oyun çalışılıyor, bilgi emin yapıyor. Ee, ne var? İşte Bunları konuşurken yani e, Eskişehir e, Şehir Tiyatrosu'na hmm. dedik ya bir şey lazım bize, bir Türk klasiği lazım. Bir taraftan muhalyerlerle uğraşırken hmm. Haldun Taner eksik olmamalı Tabii. burada Eskişehir Şehir Tiyatrosu bir e, Haldun Taner yapıyor Yaşasın Demokrasi diye. E Madem başka değişik kamu tiyatroları var o zaman Kıbrıs'ımızda var bir tarafta. Evet. Lefkoşa Belediye tiyatrosu. tiyatrosu Aliye Umenel e, Maraş üstüne yazılmış hı hı. bir e, oyunu yapıyor. Çok yabancılardan, var. yabancılardan evet. şimdi bir kere bu Molière maratonu çok ilginç evet, zaten. Ama e, tabii ki filmlerle katılacaklar. E, İlyadadan Selçuk yöntem. E, İlyada var, selçuk yöntem. Ece, Ece Dağıstan dağ, 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 dağ. Yani şeyde. farklı farklı tiyatro biçimlerinde e, geliyorlar. Kampanya e, Raon'un Didosu var. Evet. E, Romeo Juliet. Ee, var. Toyo var. Bu çocuk, e, çocuk oyunu olarak. Ee, Zülfü Livaneli'nin oyunu Duvarı Söyledik. Ali Poyrazoğlu'nun Habenera makamı var. Ee, çok ilginç bir evet, iş var. Açılış oyunu Kibarlık Budalası evet. Remix. Bu e, sinemadan tanıdığımız e, yönetmenler. Hı hı. E, General Per ve Mehmet Binay'ın e, oyunu. Akramkan Topluluğu ee, e, ve yani yerli yabancı bence e, Işıl abi olabilecek. En iyi bugünün şartlarıyla çünkü bir de tabii ki e, ekonomik şartlar var bütün dünyayı ilgilendiren şu anda evet. yani sadece ülkemizde değil e, ve bu ekonomik şartlarda bu yeni döviz kuruyla yapılabilecek yerli yabancı oyunlar çünkü dışarıdan oyunların gelmesi burada sahnelenmesi de e, kolay bir şey değil ama yine de bu festivalin çok şenlikli geçmesi e, gerekiyor. Burada... E, küratör olarak e, bir araya getirme, hepsini bir araya getirme, bir toplanma, bir sosyal e, alan yaratma çabası var ve şimdi görüyoruz ki insanlar biraz da medyaya da atıf yaparak söylüyorum bunu e, dün gece aynı şeyi izlemiş olarak uyanmıyoruz ne anne baba çocuk ne karı koca ne aynı iş Maalesef. yerinde yaşayan insanlar. Kimse aynı şeyi izlemiş olarak uyanmıyor. Kimisi dijital platformda bir şey izlemiş, kimisi YouTube'da bir şey izlemiş, kimisi öbür tarafta bir şeye bakmış. Kimisi insanlar bir kitabın anons edilmesi, tercüme edilmesi ya da bir Türk yazarın kitabı çıkması bile bütün bu genel... ...kopuşa, ayrışmaya rağmen bir birliktelik sağlıyor. Filanca'nın kitabı çıkmış. Şimdi sanki eskiye bir dönüş, dönüş var. Dönüş Eskiden var. önemliydi bu. Yani. Filan yazarın kitabı çıkmış. Filan tiyatro yeni bir oyun oynuyormuş. Bakın aslında... ...80 küsur milyonluk bir ülkeden söz ettiğimiz zaman... ...16 ya da gay resmi 20 milyonluk... ...dünyanın en önemli metropollerinden biri... ...İstanbul'dan söz ettiğimiz zaman... Aslında ne kadar küçük oluşumlardan söz ediyoruz. Çok Ama bir anda görüyoruz ki herkesin farklı şeyler izlediği bir evrende herhangi bir oyunun örnekse Işıl abinin yönettiği benim de 3 sezon var olduğum Amadeus oyununun 77 benim içinde bulunduğum 77 oyunda 200 bin seyirciye evet. yaklaşması evet. bir anda şey bir anda dilden dile dolaştı. Hani böyle reklamla, ha. basınla falan, televizyonla değil, evet. bir anda dilden dile dolaştı ve insanlar birbirlerine şey demeye başladılar. Yani tiyatro seyircisi olmasa da "Yahu bir oyun var. Siz ona gitmediniz. Aa olur mu? Biz dün oradaydık." Evet. demeye başladılar. Yani demek ki bir sosyal alan yaratmak, sosyal bir alan yaratmak. Dolayısıyla Işıl abi şöyle bir alan yarattı. Yeni eski sıfır kilometrede ya da bayağı bir kilometre yapmış sanatçıları bir araya getiriyor. Farklı tiyatro biçimlerini bir araya getiriyor. Dolayısıyla şimdi tiyatro festivali sadece entelektüellere değil orada sosyalleşmek isteyen bir araya gelmek isteyen herkese etrafına toplayan bir festival oluyor. O yüzden bu tiyatro, tiyatro yerli yerinde sloganı da e, çok doğru, çok, doğru, çok evet. havalı da geliyor bana. Çok Aynen. da güzel geliyor. E tabi şimdi 3000 yıldır var olan bir sanattan bahsediyoruz. Hem onun altını çizmek açısından tiyatro yerli yerinde çok önemli hem de söylediğiniz şey gerçekten çok kıymetli. Yani biz artık ortak eskiden pop şarkılarında birleşirdi insanlar bütün kitleler popçuların evet. arkasında olurdu fakat şimdi orada da birleşemiyoruz ortak duyguda birleştiğimiz aynı hisleri e, hissettiğimiz sanatçımız ya da e, öyle bir şarkı evet, da kalmadı tiyatro olsun. bunu dolduruyor. Tiyatro sanki. şu anda insanları bir araya evet. getiriyor çünkü e, bir de e, tiyatro beraber bir kulübe gitmek gibi e, beraber yemek yemeye gitmek gibi bir şey değil tiyatro e, küçük bütçelerle büyük bütçeleri insanları farklı ekonomiden insanları bir araya getiriyor, birleştiriyor, hizalıyor. Evet. Bizde tiyatroya giren seyirci içeri girdi, bir şey yaşadı ve çıktığında aynı olmamalı. Evet. Yani, İz bırakmalı, tortu bırakmalı. Değil en mi? Evet. güzel tarafı o tiyatronun. Lafı gelmişken bence onu konuşalım. Yani 12 saatlik maraton, hani bizim karşılaştığımız sürekli hayatımızda olan bir maraton değil. O her zaman görebileceğimiz bir şey de değil. Süreyya'da başlayacak Hı -hı. salonda. Hı -hı. Ondan sonra bir yürüyüş, oradan sonra bir vapur yolculuğu. Hı -hı. Orada devam edecek. İnince İMÇ'ye gidilecek eski Plakların ve evet. müziklerin bütün o nostaljik evet. bir şey. Güzel de sanat eserleri var Düzenli e sanat de. eserleri var. İmeçe'den kanyona gelinecek müthiş bir ge gece demeyeyim öğleden sonra evet. geçirilecek. Oradan Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda evet. bir oyun gösterilecek. Oradan sonra da İKSV salonu Yani sabahtan akşam alırsak 12 saat, evet. saat sürebilecek. Evet. Bu da çok güzel. Çok. Bu şey... İstanbul Monamur. Ee, bana vur. Ve burada bir tek bak ben çok istedim e, çünkü bana olan desteğinden dolayı ismini yazmak ama burada konsept Işıl Kasaboğlu yazıyor. İşte, Yazmıyor ya. Yazıyor evet işte burada <laughs> kon değil. konsept Işıl Kasaboğlu. Çünkü... çünkü özellikle buna ya dedim ben acaba şey hani e, böyle bir mentorum olarak e, yani <laughs> bu kadar için Richard için değil mi? yani bu kadar bütün ben bir aradı gözlerim doğrusu. Ya hayır evet ben yazamaz ya hiçbir yere yazdırmıyorum. E, vallahi yazdırmadım. İşte var değil. Ama İstanbul bana mı gerçekten Paris'teki yaşamından sonra evet. buraya Türkiye'ye döndüğümde ilk. Yazdığım projeydi, hı hı. müthiş bir heyecanlı ve 30-40 yıl, 30 yıldır da cebimde yani taşıyorum. Ha bir de yazar yani. olarak bir şey o, oyununu oynuyorlar yok. gibi. Evet. Tamamen başka yere getirdiler, ha, ha. tamamen başka evet. bir oldu ama İstanbul Monomur adı kaldı hiç olmasa. Tabii. Evet. evet. O çok özel bir proje. Ona mutlaka hani ben e, şimdiden hani adımı yazdırıyorum sevgili arkadaşlar. E, ama Richard'a da e, özellikle gelmek istiyorum. Üçüncü Richard. E, evet. Okan. Şu anda iyi bilet satıyormuş. Biz de öğreniyoruz Hı -hı. İKSV'den. Evet. E, Kalmamış bile olabilir bu arada. Geç kalmış olabilirim yani ben. Yani ben tabii ki şey yapmıyorum. Bir yandan çünkü provalar devam ediyor ama tabii bir kulağımız da orada nasıl... Bilet satışları falan Çünkü e, iyi de bir yerde oynayacağız. Zorlu performans e, sahnesi. Büyük salonda Işıl kasabolda da sağ olsun güvendi. Böyle bir e, konumlama yaptı oyun için. E, bu e, festival ilginçtir. Herhalde sezgileri güçlü. E, <laughs> e, belki kraliçenin de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de belki öleceğini mi tahmin etti? İşte bir anda dijital platformlarda yer almaya başlayan işte bu Crown dizisinden sonra şimdi insanlar bunu seyrediyor. Bir yandan da bir şey furyası başladı tam o yüzyıllar işte White Princess, White Queen, Spanish Queen girdi. Ben de dedim ki ben yani bana sormuş çünkü ne yapmak size bir iki öneride bulun Hayır hayır Richard dedi bana gerçekten bu iki Richard'ın olması beni çok ilgilendiriyordu yani ikisi de o da birisi olduğunda. büyük kadro birisi tek birisi kişilik birisini Mehmet Birkiye yönetiyor Kerem Kurdoğlu iyi bir yazar Kerem yani, Kurdoğlu'nun evet çok iyi bir, bir yazar şey, şey, aynı Mehmet zamanda Mehmet Birkiye yapıyor o da çok iyi bir taraftan da Okan onlar beni ilgilendiriyor yani nasıl ki demin anlattık ama yeter kadar kibarlık bu dolası. Darmadan bir şey oluyor yani çok hoş bir şey çıkacak Hı -hı. gibi ortaya farklı bir kibarlık budalası, farklı bir kibarlık budalası. o da iki tane e, sinema yönetmeninin evet. bizim Tiyatro. alana evet. gelmesi ben onların alanına çok ulaşmıyorum sinemaya şu bu ben kendi başıma ama tiyatrocu onları da hocam, ama onları tiyatroya. da bu tarafa çekmeye çalışıyorum nasıl ki e, Okan'ı da evet. hadi sen 3. Richard hadi bakalım daha ileride neler var yani oyunun en başında tartıf'te yapmak istiyordum. Ali Poyrazoğlu önermiştim tartıf'ı. Ee, epey bir uzun konuştuk ettik. Ali başka bir şey seçti kendine ama ilk Ama o da ilginç. Habenera makamı yani. O da, o da şey. seçti ve çok daha hoş oldu ama bu sayede de e, şehir tiyatrosunda yapılan Yiğit Sertdemir'in yaptığı tartıf'ı de e, programımızda vardı zaten ve çok hoş oldu. Bir taraftan e, Molière filmleri, bir taraftan şeyler diğer taraftan Shakespeare'le biraz klasik bir festival oldu gibi ama Hayır <laughs> hayır farklı. aksine farklı, farklı aksine evet, evet. bence parçalayan bir yani şey. şöyle çünkü ben yani her zaman e, şu söylenir İstanbul'da Caz festivali için söylenir e, işte tiyatro festivali için sinema festivali için söylenir sanki bana da hep öyle gelir. Yani festivalde bir filme ya da bir oyuna ya da caz konserine gittiğimiz zaman sanki bir takım tipler varmış ve bunlar evlerinden festivalde çıkıyorlarmış <laughs> ve sonra gidip evlerine saklanıyormuşlar gibi gelir. Ve benzer yüzlerle karşılaşıyoruz. Şimdi hep böyle bir şey var. Sanki bu işler böyle bir daha böyle bir başka bir entelektüel tipler gidermiş falan filan gibi. Halbuki Halbuki tabii şeyi bilemem yani klasik müzik konserini, caz konserini bilemem. Onlarda da bir artış olduğunu biliyorum. Var. Sinema seyircisinde bir düşüş olduğunu biliyorum ama son yıllarda pandemi öncesi ve sonrası hem müzik performanslarının hem tiyatro performanslarının, e, klasik müzik performans bunların çok yükseldiğinin farkındayım. Hmm. Bu da demek ki nasıl yükselebiliyor? Aynı tipler gide gele değil. O aynı tipler gide gele ölecek zaten. Yani onlar zaten <laughs> artık yani mi? yaşlandılar. Gençler ilgi gösteriyor. Evet. Şimdi bizim Richard'da da şöyle bir şey var. Richard'ın e, ikinci perdesi neredeyse yarısından fazlası bir partide geçiyor. Bizde de yani e, senin e, Molière partisi gibi. Evet. Bizde de bir partide geçiyor. Ama e, şey e, meşhur Richard Lady N sahnesi bir defile gibi yapılıyor. Hmm. Yani aslında e, galiba e, hep onu düşünürüm bu sanat işlerinde tılsıma çok önem veriyorum. Yani e, Merkür retrosundan söz etmiyorum. <laughs> yani bazı şeylerin evet. denk gelmesi, tılsımlı Ama olması hayal gibi. Ama yani. bu hakikaten bu o, onun bir hayali bir şey. hakikaten hepimize e, tılsım olarak yayılmış gibi evet. görünüyor. İllüstrasyonlar Kutlukhan Perker evet. e, selamı var bu arada. Çiziyorum dedi. Selam söyledi ee, size. Programımızın da çizeri. Aynı zamanda şöyle bir de kinetik heykel tasarım da Server, Server Demirtaş. Demirtaş. Yani sanatın farklı alanlarından Evet yani e, bir e, aynı zamanda e, bir kamera kullanımı da olacak hı hı. E, sahnede. Aynı zamanda e, Server abinin e, bir canlandırması olacak. Yani sadece fiziksel olarak vücutlar canlandırmıyor. Server abinin kinetik heykelleri. Çok etkili bazen çok duygusal bir canlandırma yapıyor ve bu 5-10 saniye süren bu canlandırmalar e, bir otomasyona geçince e, müthiş duygusallaşıyor. Yani gözünüz takılıp kalabilir buna. Şimdi ondan rica ettim hı hı. sağ olsun kabul etti. Çok güzel bir e, festival tiyatro festivali bizi bekliyor e, ellerinize sağlık heyecanla bekliyoruz 25 Ekim'i. Ee, o zaman festivalde görüşmek üzere teşekkür ederiz. teşekkür ederiz evet önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim'de başlıyor biletleri de satışta kaçırmayın Özgür Çabuk İşin Aslı adlı ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı Çabuk cep telefonu kamerasıyla çekilen fotoğraflardan oluşan serginin detaylarını ne yapsa anlattı fotoğraf e, çekme e, tutkum yıllarla arttı. E, bir, benim bir diğer tutkum da e, yolda olmak diyeyim, hareket halinde olmak. Seyahat etmek. E, i̇kisi hep paralel gitti. Zaten ikisi birbirini besleyen şeyler e, bana göre. E, sergi olayı da e, sosyal medyanın malum e, popülerleşmesiyle, yaygınlaşmasıyla, e, hepimizin çok daha fotoğraf çekebilme şansına sahip olmasıyla e, fotoğraflar çekmeye başladım ve fotoğraflarımı ben e, sosyal medyada birçoğumuz gibi e, paylaşmaya başladım, daha geniş kitlelerle. E, artan şekilde, son özellikle 10 yıl diyeyim size, e, gerçekten artan sayıda bana çevremden, yakın çevremden, uzak çevremden, akrabalarımdan, profesyonel fotoğrafçılardan Özgür sen bir sergi açmalısın, ne dersin sergi açmaya gibi çağrılar geldi. Açıkçası ben bunları çok baştan dikkate almadım. Ee, önemsiz gördüğüm için değil, belki kendimi buna layık görmediğim için, daha önce hiç sergi açmadığım için, profesyonel bir fotoğrafçı olmadığım için, e, zamanla bu çağrılar diğim e, istekler veya öneriler gerçekten çok artmaya başladı yavaş yavaş hani neden olmasına e, dönüştü ve bu sergiye bugünlere ulaştık. Burada bu sergide 47 tane fotoğraf var. E, hepsini fotoğraflarım ben cep telefonuyla çektim. Hani bunun belirtilmesi gerekiyor. Kişilerin bence bunu sergideyken veya sergiye gelmeden bilmeleri gerekiyor. E, farklı birkaç farklı model cep telefonuyla e, çektim. Neden cep telefonuyla çektiğime gelince, sadece iki yıl boyunca yarı profesyonel bir fotoğraf makinem oldu. SLR denilen fotoğraf makinalarından. Onunla da, da fotoğraf çektim. 2010 başlarında birçok. Fakat fotoğraf makinesini iki kez üst üste çok sert bir yüzeye düşürdüm ve tamir edilemeyecek hale geldi. Ondan sonra da cep telefonu da çekmeye başladım. İyi de fotoğraflar çekilebildiğini görünce, Belki de biraz kendini beğenmişlik olacak ama hani vay be, böyle fotoğraflar çekilebiliyormuş duygusu bende devam etme isteği yarattı. Örneğin e, kapak fotoğrafı, sergimin e, kapak fotoğrafı olan fotoğraf. İzmir, büyüdüğüm dediğim gibi. E, İzmir Kordon'da çektim 3-4 sene önce. O fotoğrafı e, bakan herkes e, istisnası olarak mizansen kurgu olduğunu düşünüyor. Oysa ki ben Kordon'da yürüyordum. E, Fotoğraf çekme gibi bir niyetim zaten hiçbir zaman o niyetim olmuyor. Çok ilginç şekilde e, bu beş kişinin sıralandığını gördüm ve e, o anı, o saliseyi yakalamak istedim. Bende yarattığı hissiyatta insanlar arasında e, fiziksel olarak çok yakınlık olsa da e, iletişim eksikliğini sembolize ediyordu bana göre o fotoğraf. <laughs> Dünyaca ünlü İskoçyalı indie rock grubu Franz Ferdinand geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı. Grubun üyeleri konseri, yaptıkları müziği ve çok daha fazlasını ne yapsa anlattı. Türkiye'ye tekrar dönmek harika hissettiriyor. Bu konuda çok mutluyum. Ayrıca bu güzel lokasyonda bulunmak da çok hoş. Bugün İstanbul'un bu kısımlarını hiç görmediğimizi konuşuyorduk. Güzel ve doğal bir yönü aslında. Evet, heyecanlıyız. Burayı çok fazla ziyaret etmedik. Sanırım 20 yılda sadece dört kez evet. evet. seyahat ettik. Evet, buraya dönmek harika. Salgında oturup o bildiğimiz dünya tamamen gitti diye düşündüğümüz anlar oldu tabi. İstanbul'da bir önceki verdiğimiz konser gibi anlara dönmek istediğimiz çok oldu. Ayrıca seyahat etmenin ayrıcalığı sizden alınıyor. O zaman bazı şeyleri anlıyorsunuz. Sanırım tura çıktığımız 18 yıl boyunca ilk kez, vay be dünyayı dolaşabildiğim için şanslıyım Böyle yerlere gelebiliyorum. Rock roll çalabiliyorum diye düşündüm. Sanırım eskiye göre daha çok tadını çıkarıyorum. İstanbul'da yüksek bir enerji olacağını farkındayız. İnsanların online mecralarda yazdıklarından burada olmamızı ne kadar istediklerini anlayabiliyoruz. Bu bizim de gelmeyi istememizi sağlıyor. Istodo Head albümü için turnedeyiz. Tüm o parçaları dinleyebilirsiniz. 45 dakikalık uzun deneysel takılmalar olmayacak. Evet, sürpriz yok. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz, tüm hit parçalar olacak. Günümüzde dijital olarak hızlıca müzik müzik yayınlayabilme olanağını ve fikrini seviyorum. Ancak gruplar buradan bir para kazanamıyor. Grup olarak devam etmek istiyorsanız plak çıkarıyorsunuz. Yani bir nevi eski bir medya aracına bağlısınız. Şu anda albümü bitirip basma sürecine kadar 9 ay geçmesi gerekiyor. Çünkü süreçte pek çok gecikme yaşanıyor. Ben plakları seviyorum. Albümleri dinlemek için favori yöntemim bu. Bir albümün içine iyice dalmak, tamamını dinlemek için iyi bir yöntem. Dijital de güzel. Şu anki durum hoşuma gidiyor. İkisi için de hem iyi hem de kötü yönleri var. Dijital çağda parçaların geri dönüşü 60'lardaki single'lar gibi hissettirdi. Eskiden koca bir albümü dinlemek durumundaydınız. Ama şimdi direkt seçebiliyorsunuz bu şarkı, şu şarkı diye karar verebiliyorsunuz. Makine cebimde olduğu sürece hepsine anında ulaşabiliyorum. Oldukça güzel bir durum. Bunca yıl grupça nasıl bir arada kaldığımız bir sır değil. Yaptığımız işten keyif alıyoruz ve devam etmek istiyoruz. Yapmak istemiyorsanız devam etmezsiniz. Eğleniyorsanızsa eğlenmeyi sürdürürsünüz. Bu kadar basit. Zevksiz bir iş gibi hissedilmemeli. Size verilen bir şey en büyük fırsat ve yapması güzel bir iş olarak hissedilmeli. Türk mutfağını çok seviyorum. Londra'da Dalston bölgesinde kalırken çok sayıda Türk restoranı vardı. Dolayısıyla aşinayım. Favorim ise İmam bayıldı. Özel bir yemek.